K eleman R olmak üzere y eşittir fx eşittir artı eksi k fonksiyonunun grafiği. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin pozitif ya da negatif yönde o y ekseninde k birim ötelemesi de bulunur arkadaşlar. Bakın birinci şekle dikkat edin. Birden başlamış fonksiyonumuz y eşittir fonksiyonumuz artan bir fonksiyon. Fx artı 2 dersek y ekseninde 2 birim yukarı öteleme demektir. Birden 2 eklerseniz 3 olacak. Bakın fonksiyonumuzun yeni grafiği bu olacak. Peki fx eksi 3 olursa 1'den 3 çıkartın eksi 2 olacağı için eksi 2'den geçecek yine artan fonksiyon. Farkındaysanız fonksiyonun yönü doğrultusu değişmedi, sadece yeri değişti. Çünkü öteleme hareketinin sonucu arkadaşlar bu idi. Bir ilk uygulama yapalım daha iyi kavrayacağız. Y eşittir fx eşittir gençler x kare eksi 4x artı 3 olmak üzere. Y eşittir fx artı 3 fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi arkadaşlar burada aslında x kare eksi 4x artı 3 fonksiyonun grafiğini çizip yani koordinat düzlem üzerinde öteleme hareketi yapabiliriz. En kısa yöntem bu. Yani şöyle x ekseni, y ekseni nasıl çiziyorduk hatırlarsanız x kare eksi 4x artı 3'te 3'ten geçecek. Y, x'i 0 yapan değer y eşittir 3 olduğu için y'yi 0 yapan değer ise gençler x kare eksi 4x artı 3 eşittir 0. Orada x eksi 3 x eksi 1 eşittir 0 olacak. Buradan bir 3 gelecek. Bir de 1 gelecek gençler. Yani 1'e 3'ten geçecek. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şöyle 1'e 3'ten geçecek şu şekilde. Bunu bir çizelim. Grafiğimizi. Gençler kırmızı kalemle. Böyle gelecek. 1'e 3'ten geçecek. Minimum olacak. Bakın tepe noktasını bile yapmadım. Gerek görmedim. Peki. Bu fonksiyonumuzun f'i. Kendisi yani. 3 birim öteleyin diyor bunu arkadaşlar. 3 birim ötelediğimiz zaman fonksiyonumuz ne yapacak? Bu fonksiyonumuz aslında şöyle mavi kalemle yapalım. Artık bu yalan olacak. Gençler artık bu çünkü niye? Bu fonksiyonun istemiyor çünkü. 3 birim ötelediğin zamankini soruyor. O da arkadaşlar şu şekilde bir fonksiyon haline gelecek. Onu da bir çizelim. Tepe noktası burada neydi? Tepe noktası gençler 2'ye 2 kere 2 4 7 8 eksi 1. Yani 2'ye eksi 1 burası. 3 birim ötelediği zaman 2'ye gelecek. Yani şurada bir yerde olacak. Tepe noktamız. O da şöyle yapalım. Gelecek buradan. Buradan minimum olacak. Buradan devam edecek gençler. Artık fonksiyonumuz bu arkadaşlar. Fx artı 3 fonksiyonumuz ne olmuş oldu? Buraya gelmiş oldu. Burası da artık değişmiş oldu. Tepe noktamızın koordinatını siyah kalemle yapalım. Belirgin olsun. Arkadaşlar 2 birimden 2'ye eksi 1 diye yine 2 olacak fakat bu defa 2'ye 2 noktasına gelmiş olacak. Peki. Bir uygulada yan tarafa yapalım. Daha iyi kavrayalım işi. Bir grafik verilmiş arkadaşlar bize. Şöyle. Mavi kalemle yapalım. Buradan gelmişim. Geçmişiz arkadaşlar. Buradan da şu şekilde devam etmişiz şöyle. Siyah kalemle de diğer kısımları halledelim. Şuradan. Bir de sol tarafa doğru gelmişler. Burası x ekseni gençler. Burası da y ekseni. Burası da orijin. Eksi 2, 2, 3. Burası da 2 birim. Burası da arkadaşlar 3 birim olarak verilmiş. F fonksiyonu. Yanda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Fonksiyonun peki buna göre gençler buna göre y eşittir f x eksi 2 fonksiyonun grafiğini çizelim.
Arkadaşlar yeni bir şekil üzerinde de çizebilirsiniz ama ben onu gerek görmüyorum. Bakın direkt olarak burada çizebiliriz yani. Yeşil kalemi aldım elime. Bakın fx eksi 2 diyor ya. Bu şu anlamı ifade etmez mi? Fonksiyonu iki birim aşağı öteleyin demektir. Bir nokta baz aldım bakın. İki noktası buraya gelecek gençler. Bu kadar. Yani artık yeni grafiğimiz şu şekilde olacak. Gençler biraz kalın yapacağım bunu. Gözüksün diye. Bakın artık böyle bir fonksiyon. Bak buradan geldi. Değil mi? Şuradan da böyle gelecek. Yine buradan da arkadaşlar şöyle gidecek. Bunu renkli kalemle yapalım. Düzeltelim şunları. Şöyle mavi kalemle. Buraya gelecek gençler. Bakın yine artık fonksiyonumuz ne olmuş oldu burada. Ona renkli kalemle yazıyorum. Fx eksi 2 fonksiyonu. Çünkü ne yapmış olduk burada arkadaşlar? Sadece y'de yani ordinatta arkadaşlar iki birim aşağı öteledik. Bütün değerleri ötelediğim zaman bütün noktalar bakın bu noktada aslında buraya gelmiş oluyor. İki birim öteledik. Bu arkadaşımız buraya gelmiş oluyor. Bu arkadaşımız buraya gelmiş oluyor. Bu arkadaşımız da yine aynı şekilde buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Fonksiyonlarının grafiklerini çizelim. Gençler y eşittir fx eşittir x kare olmak üzere diyor. Y eşittir fx eşittir x kare parabolünü artık biliyorsunuz. Önce onu bir çizelim burada. X ekseni ve y ekseni. Y eşittir x kare parabol arkadaşlar orijinden geçen ve sıfıra sıfır tepe noktasına sahip olan şu paraboldür. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Dediniz duyuyorum burada. Bravo gençler. Peki. Bakın ne diyor? Fx eksi 4 parabolü. Arkadaşlar hiç fonksiyonu çizmenize, yazmanıza gerek yok. Direkt olarak çizebilirsiniz. Yeşil kalemle yapacağım. Bu neyin anlamı ifade ediyor? 4 birim aşağı öteleyin. Normalde orijinde iken tepe noktası 4 birim aşağı öteliyorum arkadaşlar. Yani şuradan bir yerden geçiyor diye. Bakın 4. Tepe noktası artık 0'a eksi 4 olacak. Parabolümüz bu. Arkadaşlar şöyle gelecek. Gidecek. Bu fx eksi 4 parabolü veya fonksiyonun grafiği. Fx artı 2 fonksiyonu ise arkadaşlar 2 birim yukarı öteleyeceğiz. Yani 2 birim taşıyacağız. 2 de burada bir yerde diyelim. Bakın 2 diyelim buraya. Fonksiyonumuz buradan bu şekilde gelecek ve bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bu da neymiş? Fx artı 2 fonksiyonu olarak çizilebilir. Burada orijin diyebilirsiniz arkadaşlar. Yanda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx artı 2 fonksiyonun grafiğini çizelim. Arkadaşlar grafiği biraz büyükçe çizeceğim. Hani daha iyi anlatayım diye müsaade ederseniz. Şöyle bir fonksiyonumuz var. Burası x ekseni. Burası da y ekseni olarak verilmiş. Mavi kalemle çizelim şunları. Bakın buradan gelecek. 4'ten gelmiş. Bu şekilde gidecek. Yine 4'ten. Bunu bir şöyle yapalım. Oklu yapalım. Şöyle bir fonksiyon. Normalde bu fonksiyonun adı f fonksiyonu. Burası da orijin. Şimdi arkadaşlar iki birim yukarı ötelediğiniz zaman şu nokta yani bu noktayı iki birim yukarı ötelemiş olacaksınız. O da şurada bir yerde diyelim. Bakın. Aynı zamanda bu noktayı da bakın baz alıyorum. Yani şuraya iki birim öteleyeceğim. Buraya gelecek. Artık yeni grafiğimiz gençler yeşil kaleme yapacağım. Buradan gelecek. Buradan bakın hiç bozmuyorum. Buraya geçecek. Buradan da yine oklu yapacağım. Buraya gidecek. Bakın fonksiyonumuzu artık çizmiş olduk. Bu fonksiyonun adı neymiş artık arkadaşlar? Fx artı 2 fonksiyonu. Şimdi değerleri de yapalım arkadaşlar. Çünkü değerlerin de hani ne olduğunu görmemize fayda var. Buradan buraya denk geldi. Buraya. Buraya. Yine aynı mantıkla arkadaşlar. Buradan buraya geldi. Buraya ve buraya. Tabi bunları nokta nokta yapacağım fark ederseniz. Şöyle. Şimdi verilenleri yazalım. Bakın başlangıçta burası eksi 2 idi. Eksi 2 iken gençler. Burası artı 2 idi. Burası eksi 4'tü. Artık yeni fonksiyonumuz eksi 2'ye geldi. Peki burası artı 4'tü. Artı 6'ya geldi arkadaşlar. Fonksiyonumuzun grafiği de bu şekilde çıkar.
Buna göre gx fonksiyonunun en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar y eşittir fx eşittir x eksi 4'ün karesi artı 3 fonksiyonunun grafiğinin y ekseni boyunca 13 birim aşağı ötelenmesiyle gx fonksiyonunun grafiği elde ediliyor. O zaman gx fonksiyonunu yazalım. Gx eşitmiş. Neymiş demek ki arkadaşlar? Fx eksi 13. Çünkü 13 birim aşağı diyor. O zaman yazıyorum. Gx eşittir. Fx fonksiyonunu yerine yazdığınız zaman arkadaşlar x eksi 4'ün karesi artı 3 eksi 13 ise buradan gx fonksiyonunu ne yapmış olursun artık? X eksi 4'ün parantez karesi eksi 10. Arkadaşlar burada şu şekilde yazmamızda fayda var. Hani rahat görelim diye. X eksi 4 kare eksi 10 olacağı için yani burada r'miz 4 k'mız da eksi 10. Aslında fonksiyonumuz veya da parabolümüzün grafiği aslında şu. Tepe noktasının koordinatları 4'e eksi 10. A'sı pozitif olduğu için arkadaşlar aslında bulduk sonucu cevabını da. Olmak üzere gençler bakın gx fonksiyonumuz şu şekilde. Kollar yukarı doğru. Gx fonksiyonu. Ne bulmuş olduk? Şurada tepe noktasında yapalım. Tepe noktası 4 virgül eksi 10 olduğu için gx fonksiyonunun alabileceği renkli kalemle yaz Nevzat. En küçük değer. K eşittir eksi 10 olarak bulunur. Buna göre gx eşittir fx artı 3 ve hx eşittir fx eksi 5 fonksiyonlarının grafiklerini çizelim. Arkadaşlar burada mümkün olduğu için tepe noktasının koordinatını bulmakta fayda var. Nedir tepe noktası? Bakalım önce yazalım. Fx eşittir a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 olarak yazılabilir. Burada a noktası onu mavi kaleme yazacağım. A 0'a eksi 3 denklemi sağlar. Yani eksi 3 eşittir. A çarpı eksi 3'ten A eşittir 1 olarak bulduk. Bunu bir çerçeve içine alalım gençler. Bakın neyi bulmuş oldunuz? A katsayısını bulmuş oldunuz. Peki. O zaman yazıyorum diyorum ki fx fonksiyonumuz demek ki A 1 olduğuna göre direkt açalım onu. X kare eksi 2x eksi 3. Arkadaşlar fonksiyonumuzu bulmuş olduk. Bunu da şöyle çerçeveleyelim. Peki. Tepe noktasının koordinatları nelerdir burada? Tepe noktası r virgül k idi. Tepe noktası eşittir. Eksi b bölü 2a'dan 1'e eksi 4. Peki gençler şimdi grafikleri çiziyorum bakın. Önce birinci grafiği çizeceğim şuraya. Şu boşluğa. X ekseni ve y ekseni. Burası orijin kalsın. Şimdi arkadaşlar bakın. Tepe noktamız 1'e eksi 4'müş. Normal şartlarda 1'e eksi 4. Şurada bir nokta diyelim. Eksi 4'e, 1 de burada. Bunu siyah kalemle göstereceğim, çizeceğim ki daha şık dursun. Şöyle. O zaman yazıyorum. Bakın 1 eksi 4. Normalde tepe noktamız burası idi başlangıçta. Şimdi ne diyor bize? Fx artı 3 fonksiyonu. O zaman 3 birim eklersek arkadaşlar tepe noktasına 3 birim yukarı gidecek. Yani arkadaşlar 1'e tepe noktamız 1'e yine sabit olacak. X sabit değişir. 3 ekleyin eksi 1 olacak. Yani 1'e eksi 1 gelecek. Şurada bir yerde olacak gençler tepe noktamız. Artık yeni tepe noktamız burası olmak üzere. Grafiğini çizebiliriz. Renkli kalem çizelim. Gençler fonksiyonumuz nereden geçecek? 3 birim eklediği zaman 0'dan geçecek. Şöyle gelecek buradan. Buradan minimum olacak. Buradan yukarı çıkacak. Bakın birinci grafiği çizdik. Yani bu grafiğin adı neymiş? F x artı 3. Tepe noktasını çizmeden de görebilirdiniz ama hani şekil, şıklar üzerinden. Ben bu şekilde çizerek daha rahat görmenizi sağladım arkadaşlar. Demek ki artık yeni tepe noktamız burası. Peki diğerini çizelim. Diğerini de şuraya çizelim. Yine koordinat sistemi çiziyorum. X ekseni gençler yine. Ve y ekseni. Arkadaşlar 1'e eksi 4'tü. Hatırlarsanız 1 eksi 4 onu şuraya yapalım tepe noktası. 1 eksi 4 noktası yine 1 değişmeyecek. Aşağı çünkü öteleme var. Eksi 5 eklediğin zaman eksi 4'e eksi 9 olacak. Bu kadar.
Yani artık yeni tepe noktamız 1'e arkadaşlar. Eksi 9 şurada bir yere diyelim. Oraya sığdıramayacağım ama olsun. Yine de şöyle yapsam siz anlarsınız. Yani 1'e eksi 9 noktası olduğunu gördünüz. Siyah kalemiyle noktamızı işaretleyelim. Buradan gelecek arkadaşlar şöyle. Burada demek ki noktamızın adını bulmuş olduk gençler. Artık yeni tepe noktamız burası gençler. Peki burası da bir. Yeşil kaleme çizelim yine gençler. Gelecek buradan. Bakın buradan gelecek. Burada minimum olacak. Buradan devam edecek gençler. Buradaki nokta da belli ama işte onlara yapmıyorum şimdilik. Burası neymiş demek ki? Fx eksi 5 doğrusunun grafiği de bu olarak. Bunlar da orijin olarak yazılabilir.